Sizce tarihin en tehlikeli, en acımasız insanları kimlerdi? Bunlardan biri Korkunç İvan olabilir mi? 16. yüzyılda yaşadı, Çar unvanı alan ilk Rus devlet adamı oldu. İktidarı boyunca 60 binden fazla insanı katletti. Psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle çevresindeki herkesin onu öldürmek istediğini düşünüyordu. Bu yüzden de taş üstünde taş bırakmadı. Görüp görebileceği herkesin hayatını elinden alıyordu. Gerçekten acımasızdı. Nazi Almanyası'nın ünlü doktoru, ölüm meleği lakaplı Joseph Mengele'ye ne dersiniz? Toplama kamplarında yaptığı deneylerle tanınırdı, 2 milyon kişinin ölümünden o sorumlu tutuldu. Tarih kitaplarına geçmiş işkencelerini burada anlatamıyorum. Gerçekten saf kötü diyebileceğimiz isimlerden biri de sanırım o. Bu listeyi maalesef fazlasıyla uzatabiliriz. Ancak ben bugün başka şeyler konuşalım istiyorum. Aslında tarihin en acımasız, en uzlaşılamayan katilini bence hepimiz yakından tanıyoruz. Yazın geldiği bu günlerde onunla daha yakın ilişki kuracağımız da kesinken ben gerilmeye başladım. Evet, tarihte en fazla insan ölümüne sebep olan şey sivrisineklerdi. Şu an tüm gezegende yaşayan insan sayısının 7 katından fazlasını onlar öldürdü. Tarih boyunca yaklaşık 55 milyar insan sivrisinekler yüzünden yaşamını yitirdi. Peki biz bu insanı sesiyle bile gıcık edebilen katil hakkında neler biliyoruz? Çaylar, kahveler yahut her ne içecekseniz hazırsa içeriğimize başlayabiliriz. Tabii daha fazla özel içerik için Globe'a abone olmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmazsanız çok mutlu oluruz. Hadi başlayalım. Tarih yüzyıllar boyunca çok sayıda felakete tanık oldu. Savaşlar, terör saldırıları, kanser, veba hatta koronavirüs. Hiçbiri sivrisinekler kadar tehlikeli ve yine onlar kadar çözümsüz olmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020'de yayınladığı verilere göre her yıl yaklaşık 1 milyon kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu veriyi daha anlamlı hale getiren çalışma ise tarihçi yazar Timothy Weingard'ın araştırmasıyla karşımıza çıktı. Araştırma ilgi çekici çok sayıda detayla dolu. Ancak benim en çok ilgimi çeken nokta savaşlarda kullanılan sivrisinekler oldu. Yazarın birçok farklı araştırmadan yaptığı atıflara göre sivrisineklerin taşıdığı virüsler savaşlarda silah olarak kullanılır. Büyük çaplı göçler, coğrafi keşifler, dünyada hızla artan kolonileşme, köle ticareti ve artık önlenemez bir hale gelen iklim değişikliği sivrisinekler kaynaklı hastalıkları da tetikledi. Bu arada içeriğin başından bu yana sivrisineklerin öldürdüğü insan sayısının fazlalığından bahsediyorum. Ancak emin olun bu sayının çok daha ötesinde bir oranda hayvan da sivrisinekler yüzünden öldü. Özellikle çok sayıda kuş türünün neslinin sivrisinekler yüzünden tükendiğini söyleyebiliriz. Onları biraz daha yakından tanımak için bazı bilgilerin üzerinden geçelim. Öncelikle durgun sularda yaşayıp geliştiklerini söyleyebiliriz. Foseptik çukurları, süs havuzları, yosunlarla kaplanmış sular ve sulama kanalları onlar için doğal evler. Bir sivrisinek ortalama 1 yahut 2 ay yaşıyor. İnsan derisini diğer canlılara oranla daha fazla tercih ediyorlar. Çünkü derimiz diğer omurgalılara göre çok daha fazla laktik asit üretiyor. Bunlar da bu asitin hastası olduklarından hemen üstümüze başımıza musallat oluyorlar. Bizi sokan sinekler sadece dişiler. Koklama duyuları çok gelişmiş olduğundan nerede kendilerine uygun bir alan olduğunu çok hızlı anlayabiliyorlar. Bu arada tabir olarak da sivrisinek ısırdı yahut yedi demek doğru değil. Teknik olarak sivrisinek sokması tabirini kullanmalıyız. Bir dişi sivrisinek tenimize konduğunda hortum diyebileceğimiz iğnemsi ağzını derimizi delmek için kullanıyor. Tam 6 iğnesi var ve bunların hangilerinin kullanılacağını da rastgele belirliyorlar. Bir de muhtemelen en sevmediğimiz şeylerin başında gelen vızıldamaları var tabii. Kanımızı emiyorsun bari kulağımızı rahat bırak dediğiniz çok sayıda anı tıpkı benim gibi sizin de yaşadığınızı düşünüyorum. Buna da açıklık getireyim. Bizim vızıldama dediğimiz şey aslında sivrisineklerin kanatlarını çırpma sesi. Kanatlarıyla yaklaşık 400 Hz aralığında vızıldayan dişi sivrisinekler aslında erkek sivrisineklerle çiftleşebilmek için bu sesi çıkarıyor. Yani kulağınıza bir vızıldama duyduğunuzda bunun bir aşk şarkısı olduğunu düşünebilirsiniz. Dedik ya yaz geldi, o yüzden asıl meseleye gelelim. Sivrisinek sokmasına ne iyi gelir? Öncelikle bir sivrisinek saldırısı sonrası vücudumuzun verdiği en yaygın tepkiler şişme, ağrı veya kaşıntı oluyor. Bunun için çok sayıda ilaç ve merhem olsa da kendimizle bazı önlemler alabiliyoruz. Bunların başında söz konusu bölgeyi yakmayacak kadar ısı uygulamak geliyor. Bu arada bu benim önerim değil. Christian Müller ve ekibinin 2001 tarihli sivrisinek araştırmasından çıkan resmi sonuç. Aynı şekilde Manisha Depp Mendel ve arkadaşları da balın sivrisinek sokmasına iyi geldiğini ispatlayan başka bir araştırma da yaptı. Evet, baştan itibaren sivrisinekleri gömdüğümüz içerikte farklı bir alt başta geçiş yapalım. Sivrisinekler dünya için ne işe yarıyor? Öncelikle anahtar tür dediğimiz yokluğunda ekosistemi olumsuz etkileyen tür sınıfında olmadıklarını söyleyebiliriz. Ancak çok sayıda farklı tür için besin kaynağı olduklarından yoklukları ekosistemleri kötü etkileyebilir. Siz bu içeriği izlediğiniz sırada tam 110 trilyon sivrisineğin bizimle aynı dünyayı paylaştığını söyleyeyim. İnsan sayısının yaklaşık 8 milyar olduğunu bildiğimiz bu denklemde düşmanlarımızın bize karşı
oldukça radikal bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani düşmanımız hem küçük hem çok sesli, bazen tehlikeli ancak her zaman çok kalabalık. Bu düşmanla baş edebilmek için çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları her yıl yaklaşık 25 milyon doları sivrisinekle mücadele için harcıyor. Geliştirilen sivrisinek ilaçları, esanslar ve farklı yöntemler bir fiil uygulansa da beklenen olumlu etkinin sadece %21 oranında sağlanabildiğini söyleyelim. Sivrisineklerden uzak kalabileceğimiz yerler var mı? Evet, Antarktika, İzlanda, Seyşel Adaları ve Fransız Polinezyası. Buraların coğrafi özellikleri sivrisineklerin yaşaması, dolayısıyla da bizleri sokması için uygun değil. Sivrisineklerden nefret ediyorsanız bu 4 rotayı size tavsiye edebiliriz. İçeriğin bir noktasında savaşlarda kullanılan sineklerden bahsetmiştik. Bu konuyu da daha fazla detaylandırmak istiyorum. Bu tabi uzun bir tarih yolculuğu anlamına geliyor. Milattan önce 476 yılındayız. Pers Kralı Darius, dünya nüfusunun yarısına denk gelen 50 milyonluk bir bölgeye hükmediyor. Ve batıya doğru hareket edip Anadolu, Trakya ve Yunan topraklarını işgale başladığında dünyanın en güçlü ordusuna Darius sahip. Yunan orduları onunla savaşırken fazlasıyla zorlanıyor. Hatta şöyle söyleyelim, kazanmaları neredeyse imkansız olarak değerlendiriliyor. Herkesin böyle düşündüğü anda ise enteresan bir şey yaşanıyor. Trakya civarındaki bataklıklarda yaşayan sivrisinekler bir anda Darius'un ordusuna doğru harekete geçiyor. Sayıca az olan Yunan ordusu sivrisinek takviyesiyle düşmanından çok daha güçlü bir hale geliyor. Darius, ordusunun %40'tan fazlasını dizanteri ve malaryadan dolayı kaybediyor. Bu kadar yüklü bir kayıp, tabi savaşın kaybedilmesini de beraberinde getirmiş oluyor. Aynı sivrisinekler, Sicilya'yı fethetmeye kalkan Yunan ordusunu da Sirakuza önlerinde perişan etmişti. Sivrisinek ve malarya, o savaşta Atina ordularının %70'ini kelimenin tam anlamıyla yok etmişti. Bu tarih yolculuğunu bence sevdik, o yüzden biraz daha konuşabiliriz. Tarihin en büyük komutanlarından biri olarak gösterilen Büyük İskender, birçok tarih kitabına göre tek bir hedefe sahip. Dünyanın bittiği yere kadar gitmek. Büyük İskender ilk yenilgisini Hindistan'da, İndus Nehri yakınlarında tattı. Muson yağmurlarının yoğun olduğu bir zamandı. Nehirlerin sularında çok sayıda sivrisinek ürüyor ve sayıları gitgide artıyordu. Girdiği birçok savaşı kazanan Büyük İskender, önce arkadaşı Koenus'u, sonra ise ordusunun ciddi bir bölümünü sivrisinek sokması yüzünden kaybetti. Orta Doğu'ya döndüğü sırada ise bataklıklarla dolu Babil şehrine ulaştı. Burada sivrisineklerle olması gerektiğinden daha fazla yakınlaştı. Önce büyük bir yorgunluk, hemen ardından ise hızlıca artan ateş onu karşıladı. 12 günün sonunda ise hayatını kaybetti. Dolayısıyla yine sivrisinek tarihin akışını değiştirmiş oldu. Evet, oldukça geniş ve güçlü bir sivrisinek profili çıkardığımızı düşünüyorum. Yazın iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde düşmanımızdan, yani sivrisineklerden kurtulmanın net bir yolu olmasa da en azından onu artık daha iyi tanıyoruz. Blog'da anlatmamızı, tartışmamızı istediğiniz her konuyu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben Nazif Menteş, izlediğiniz için teşekkür ederim.